Bu takım aslında ilk 2018 yılında 4 kişiyle başlayan bir serüvendi. Roket yapmak kolay iş olmadığı için takımımızı genişletme kararı aldık. Öncelikle takımı oluşturduk. Üzerinde Ar-Ge'ler geliştirdik. Bu roketi üretmeden önce ne yapmalıyız? Hangi amaca hizmet ediyor? Bu roketi niçin yapacağız sorularına cevap aradık. Roketi ilk yapmaya başladığımızda öncelikle ilk dalga geçen arkadaşlarımız oldu. Torpil mi yapıyorsunuz, kız kaçıran mı yapıyorsunuz tarzında. Roket takımını ilk kurduğumuzda sıkıntılarımızın başlı başında laboratuvar geliyordu. Laboratuvarı kurduk dedik. Fakat roketi üretebilecek ne malzememiz vardı ne elektronik sensörümüz vardı. Sahaya çıktık. Sanayide birçok fabrikayla, kuruluşla sponsorluk görüşmesi gerçekleştirdik. Birçoğu bizi olumlu karşıladı. Birçoğu tamam deyip geçiştirdiği oldu. Yani ülkemizde roketçilik biraz az bilinen bir konu, az bilinen bir konu. İlk başta bir tuhaf karşıladılar fakat zamanla başarıların devamını görünce onların da bize karşı tepkisi değişti diyebilirim. Teknofest roket yarışmasına katıldık. Toplamda roket yarışmasına 540 takım başvurdu. Bunlar arasında yüksek irtifa kategorisinde birinciliği hak ettik. Birinci olduğumuzu gördüğümüzde aslında daha çok hırslandık, daha çok motive olduk. Bu işi yapabileceğimiz bir özgüven geldi bize ve bu işi bu yıl başaracağız. Türkiye birincisi olacağız. Ardından başka ülkelerde düzenlenen roket yarışmalarında ülkemizi temsil edeceğiz. Ürettiğimiz roketin menzili 20 bin fit, yani yaklaşık olarak 6 kilometreye tekabül etmektedir. Şu an yarışmada birinci olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için sponsor arayışlarımız devam ediyor. Takımımız birinci olduktan sonra aslında bu işi şirketleştirmek, ülkemizin milli savunma sanayisine destek olmak, Türkiye Uzay Ajansı'na çalışan gençler olmak istiyoruz. Şuradan direkt üstten de geliyor. Ardından faydalı yükün kısmı, alt paraşütleri buraya, faydalı yük ana paraşüt. Engine blok burada motoru tutuyor. Alt kısımda 3 tane centering ile motor merkezleme kundağımızı.